adına börek İçi mi dolu dersin? Sürpriz paket börek koymuş evet. Adını bak. Evet. İçi dolu sürpriz paket börek geliyor efendim. Milföy hamurlarımızdan hazırladık. Yapımı da biraz kolay olsun. Anneleri de çok yormasın. Şimdi ben içi için malzemeler tercih ettim ama işte kıyma gibi, kaşar peyniri gibi. Ama ne bileyim kıyma olmaz da patates kavurursunuz evet. Soğanla. Pırasa kavurursunuz soğanla. Hepsi olur. Hani benim verdiğim iç malzemesi son derece lezzetli. Ama evde yok bu tarifi yapamam demeyin. Evet. Bu tarif her şekilde yapılabilir bir tarif. Dediğim gibi evde ne varsa Allah ne verdiyse diye başlayarak yola çıkarsanız Allah kolaylığını da verir, bereketini de verir. Tabii ki. Şimdi onları birleştiriyorsun arkaya. Şimdi yufkaları, şeyleri, milföy hamurlarını şöyle birleştiriyorum. Birkaç tanesi birazcık yırtıldı ama hiç önemsemeyin. Tamam. Çünkü onları bir şekilde birleştireceğiz. Stüdyo ortamında birazcık fazla... Yumuşadılar. Evet. Fazla ışıktan. Bu milföylerin ışıktan. Bir son kullanma tarihi var mıdır Meltem abla? Hayatım, dolaptan çıkarttığında... Evet. Kullanmak zorundasın tamamını. Hı-hı. Tekrar dondurmaman lazım. Tabii ki paketin üstünde yazan son kullanma tarihini önemsemek lazım. Evet. Bunların hepsi önemli. Şimdi bunu birazcık un serperek... İçi dolu sürpriz paket böreğimizde milföy hamurumuz var. 500 gram hı-hı. soğanla kavrulmuş kıymamız var. Hı-hı. İçine taze soğan koyduk, baharatlar koyduk. 6 adet çedar peynirine ihtiyacımız var. 1 su bardağı kaşar peyniri ve 1 yumurta sarısı. Meltem ablanın önünde gördüğünüz üzere hazır yerini almış bekliyor. Paket böreğimi anlatıyorum. Çok güzel. Kıymamı şöyle yaydım. Evet. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberle lezzetlendirdim. Hı-hı. Birazcık şöyle kenara doğru itiyorum. Hı-hı. Çünkü... Anlatırken Ramazan'da insanın ağzı sulanıyor evet. ama Allah affetsin. Aşkım, burada Allah kabul etsin. Sabretmeyi öğreniyoruz aynen, aslında. Tabii değil ki mi? De. Şimdi üzerine soğanları. Şöyle taze soğanları gezdiriyorum. Bu paket sürpriz açıldığı anda içinden malzeme dolu bir börek çıkacak. Neler çıkacak çok neler. Çok güzel peynirler şimdi geliyor. Şimdi çedar peynirlerini üzerine koyuyorum. Şöyle sana güzelce. Hemen... Şöyle domatesimi halka halka doğruyorum. Çok güzel. Sebzeli de yapabilirsiniz bunu. Ne bileyim mevsim itibariyle ıspanak olur, pırasa olur. Güzel mesela taze fasulye çıktığında evet. ki şimdi turfanda taze fasulyeleri soğanla güzelce kavurup onu koyabilirsiniz içine kıymayla beraber. Bunun içi her türlü iç malzemesini kaldırıyor. Tamam. Şimdi inşallah bunu ben bölmeden, bol şey yapmadan çok güzel. Şöyle keseceğim. Ha, paketlemenin sebebi orada evet. geliyor. Şimdi bunu biraz daha iç malzemesini çok koydum ben daha. Ramazan'dan niyeyse insanın gözü böyle bir her şeyi fazla yapası geliyor. Şöyle. Aslında bir tane daha milföy eklenebilirdi bunun bu tarafına. Evet değil mi? Eklenebilirdi. Evet. Neyse olsun şimdi. Sevgili hanımlar yaparken belki öyle yaparlar. Peki. Şimdi şuradan şu uçları alalım. Şöyle döndürelim. Hı-hı. Dur bakayım bunu kesmemiş miyim? Ha. Tabii kesmemişim. Hı-hı. Daha küçük miyim? Şuradan da keseyim. Peki. Aman elini kesmeyeyim senin. Şunu ha, şöyle tamam. döndürdüm. Peki. Sonra... Onlar onun üstüne geliyor. Buradan evet. Tek. Bunları birleştiriyorum. Sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Oo. Biz bunu buradan tezgahın üstünden nasıl alacağız seninle bilmiyorum ama bir şekilde alacağız. Spatulayla. Neden paket börek? Şimdi daha iyi anlıyorsunuz. Adeta paketledim Meltem abla evet. böreği. Bunu paketledim. Bunun üstüne bir yumurta sarısı süreceğim. Şöyle beyazını şuraya akıtayım. Tamam. Şimdi bunun üstüne yumurta sarısını, bak sen ne güzel topladın onu kenarlarından. Bizim tabii stüdyo ortamında milföy hamurları çok o kadar eridi, erimiş ki. Evet. Şimdi üzerine de yumurtasını sürüyorum. Şöyle. Çok güzel. Üzerine de biraz kaşar peyniri gelecek anladığım kadarıyla. Evet. Sonra bu birazcık pişecek ya. Hı. Piştikten sonra da kaşar peynirini sürersen. Ha, şimdi değil başka o zaman güzel değil oluyor. Mi? Evet ama istersen birazcık lezzetli o lezzeti geçsin peki, içine. Peki. Hı. Şöyle. Harika.
Bu fırına girerken biz keke başlıyoruz bir taraftan. Hemen şöyle keke göstereyim. Başlıyoruz. Gerçekten güzel oldu.